Yunus'um. Yunus'um. Sabahına ayrıl İsmail Efendi. Sen evlenmeyecek misin bre? Nereden çıktı imdi o? Sen yaşlı adam. Bekar mı olur? Dergâhta dervişandan ben yaşta kimse yok mudur? Dervişler evlenmez o vakit. Yazgısında varsa evlenir elbet. Neden evlenmez olsun? Bacım Sultan Abam da bekardır. Beni alan olursa yaşar der. Bacım Sultan Aban mı öyle der? Ben ona demiş idim. Seni alan yaşar. O da alan olur ise der. Neden alan olmasın ki? Hemi güzellerin güzeli, hemi gönlü genişlerin genişi Bacım Sultan Abam. Öyledir elbet. Başka türlüsü beklenir mi olan şeyhimizin ailesinden? Sen var git hadi. Ben de hazırlanır çıkarım. Sabahınız hayır olsun. Akıbetimiz ayrı olsun. Akşamdan yaymış da küpe doldur dedim ben de. İsmail istedi diyen de. Ne dedi ki İsmail size? Yunus Hanım ayran ister demiştir. Ben de şaşırdım sabah vakti ama içi yanar ille de ister diyen de. Belli ki eğleşmek, oyun oynamak istemiş İsmail sizinle. Çocuktur, günahı olmaz. Öyle elbet. Bıraksan ne haylaz. Pek düşkündür eğlenceye. Her neredeyse orayı oyun alanı eder kendine. Madem ki derviş defterine adın yazdırmak istersin. O şöyle kolay değildir. Ha dersen ki şeyhimiz bende sıkıldı. Öyle olanı öğret bana. O vakit şimdiden bilesin. Eğitimimiz serttir. Çetindir. Ne usul görmüş isek şeyhimizden elbet. Hele öncelik yattığın yeri pak tutasın. Namaz kılınmaz mı şu hücrede? Bire gafil. Bırak, bırak. Söz konuşuruz şurada. Müsaade buyuran da gör işini. Bilesin o vakit, dervişin alameti hırkasıdır. Nasıl ki kadının cübbesi, sultanın kaftanı vardır, dervişin işareti de hırkasıdır. Bilmediğin bir yadelle bir dervişi nereden bilir tanırsın? Hırkasından elbet. Ama bir hırka giymeyle de derviş olunur değil elbet. Hırkanın içinde adam olacak Adem Efendi. Yoysa bir hırka ziyan olmuş olur. Taptık emri hazrete olan hürmetimizi akrabalık bağıyla güçlendirmeyi düşünürüz. Şeyhimizin kerimesi bacım sultanı, oğlum Şahin'e istemeye karar kılmışım. Ahali içinde muteber yeri bulunan Şeyh Taptuk Emre'nin kerimesi
bacım Sultan ile seni evlendirmeye karar kılmışız. Kararınız kararımdır babacığım. Yunus Efendi, hem Şeyhimiz Tapduk Emre'nin hem de bizim ortak tanışımız dahi danışmanımız olarak bu hayırlı iş için Şeyhimize geleceğimizi haber etmenizi arzu ederiz. Eğer ki Şeyhimiz de uygun görür ise yarın akşam varalım bacım Sultan kızımızı istemeye. Ne dersin be Zahide? Ağzından çıkın işitir misin sen? İşitirim elbet. Pek de güzel sözlerdir. Ömrü hayat bekar mı kalırım sanırdın? Sanmaz ama birden işitince insan... Yeni değildir hanım. Epey vakittir meseleydi. Ama hayırlı olan vakit bu vakittir. Değildir. Kim sormuş ki bana ben ister miyim istemez miyim evlenmek? Tabii. Biz koca elinde eski elim. Sen burada validemizin sıcak çorbasını iç şu yaşta. İstemem. Duyan da sanır ki bir beyoğlu değil bir baldırı çıplaktır talibin. Kızım ha beyoğlu ha yuvasız garip bir kuş. Ne fark ede ki? Hele bir hazmedelim şu hadi. Nesi var bunun hazmedilecek ana? Bir başkasını mı isterler? Beni isterler. Ben istemem. Nereden haber olmuş peki? Zahide diyecek değil ya. Yunus Efendi haber etmiştir. Yunus Efendi mi? He ya, ona demiştir Beyharal. Haber ediver değil. Kızım, yavrum üzülme. Üzülme. Hadi, hadi git yat. O konağa misafir dahi var mı istemezsiniz? O vakit niçin o konağa gelin olarak varmamı istersiniz? Ben haber etmişim sadece şeyhimize. Elçilik etmişim arada. İstemesem de vazifemdir. İstemeseniz fikrinizi beyan ederdiniz şeyh babama. Haber edende. Yunus Efendi, siz dergi hayatı nedir bilirsiniz. Günün birinde bir dervişe varsın ister mi insan en yakınını? Bir hırka, bir lokma ile çoluk çocuk mu doya? Şeyh babam belli ki değer verir sözünüze. Edeple yanına varıp usulünce deseniz dinler elbet. Yanlış anlamadınız beni inşallah.
Öğreniverdin mi Adem'im Konya'ya kervan ne günüymüş? Öğrendim şeyhim. Cuma günüymüş. Namazdan sonra kalkar dedi hancı. Önce mi? Sonra mı? Cuma'yı kılandan sonra dedi deyi aklımda kalmıştır şeyhim. Ey bakalım. Kaçırır isek öteki ne vakit kalkar imiş? Onu sormamışım şeyhim. Ama isterseniz sorup geleyim sabahtan şeyhim. Sağ olasın Adem'im. Zahmetler verdik sana. Estağfurullah şeyhim. Ey, var işine gücüne. Şeyhim. Hoş geldiniz Cümleten dayıcığım. Hayır olsun inşallah. Hayırdır Kasım Efendi yeğenim. Hayır. Hiç haberimiz olmadı. Haberin olan neyi yapıverdin ki yeğenim? Siz buyurun hele ben şeyhime haber vereyim. Davranın bana. Destur şeyhim. Buyur hele Kasım. Şeyhim bir vaziyete şahit oldum. Vaktiniz var ise mühim değildir ama. Misafirimiz vardır Kasım'ım. Sonra konuşuruz inşallah. Hayır olsun. Zalim bey, oğluna bacım sultan babamı istemeye gelmiş. Görsen elleri kolları altın ipek dolu. Nere buraya Yunus Han? İşim vardır. Sen dur, bir yere varma sakın. Yunus Han, İsmail Efendi. Ben ne bilirim nereye gider. Bacım Sultan Abama bey görücü geldi deyende kalktı gitti işte. Bu mudur sebep? Başka sebep varsa da ben bilmem. Son pişmanlık fayda etmez Yunus Han. Başta ne diyeceksin o hesabı kitabı? Thank you.
Ziyade ola kızım. Değdiğin altın ola. Ne gerek ise o ola. Efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Niyetimiz hayırdır. Dileriz ki akıbetimiz de hayır olur inşallah. Şeyhimiz de bizden âlâ bilirler ki eşsiz er olmaz. Oğlumuz nasipse bizden sonra bey koltuğuna oturur. İnşallah. Konya'da, dahi Bağdat'ta ulu hocalardan dersler görmüştür. Bilineni tekrar etmenin kimseye bir faydası yok elbet. Efendim, müsaade buyurursanız, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Bacım Sultan'ı, oğlunuz Candaroğlu Şahin'e isteriz. Hayırlısı olur inşallah. Olanda hayır vardır elbet. Allah Şahin Bey'imizin ömrüne bereket, vaktine hayır vere inşallah. Argun Bey, geldiniz, niyetiniz beyan ettiniz. Getirten de, götürten de sağ ola. Ama bu işler hesap kitap işleri değil. Gönül işleri elbet. Bizim tenimiz eskidi. İki ihtiyarcıyız artık hatun ile. Diyeceğim, bu işlerin dinimizde, dahi töremizde usulü esası vardır. Hele bir usule, esasa müracaat edelim. Madem ki hesap değil, gönül işidir bu işler. Yuva taş ile, kerpiç ile değil, gönülle kurulur. Velhasıl kelam, istenen gönül benim değildir Argun Bey. Gönül çalabın tahtı. Çalabın, kızım Bacım Sultan'ın içine ne der, nereden bilelim? Boşuna demezler, rızasız bahçenin gülü derilmez değil. Yuvada hürdür kızım. Hakkı var. Kendi hakkını kullanmak da
en tabii hakkı olsa gerek. Hele bir fikrine müracaat edelim kızımızın. Sonra size kararımızı bildirelim. Bize müsaade o vakit. Şimdiden tezi yok. Mürüvvetlerine dair müjdeli haberi bekleriz. İnşallah. Sen de aklını kullan bacım. Bir kez olsun kendin için bir iyilik yap. Hede. Hede. Mutlu mesut varlık içinde geçe ömrün. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Hayat pahalı Yunus Efendi. Sev elbette ama üzerine alma, pistir. Her türlü necasete bulanır. Kulağım sizdedir şehidim. Hu pirim, doğru dersiniz elbet. Şeyhim der ki, ayıp gören gaybı göremez. Leyla'yı görmeyen Mevla'yı görür mü Yunus Efendi? Sen ne kadar da etten kemiktensin. Leyla'nın gözlerini son gören gözlerin sahibi bir bakımsız çomarın
hizmetkarı olmadı mı Necip? Bu köpek benim yarimin gözlerini son gören gözlerin sahibi Yunus Efendi. Kendi gelir bulur beni. Leyla ile Mecnun'u tek mi sanırsın sen? Aşk biter mi Yunus Efendi? Aşk bitmez ise Leyla biter mi? Mecnun biter mi? Mecnun'un gözlerini son gören köpeğin gözleri biter mi? Destur var mıdır Pirdaş? Buyurasın Kasım Efendi. Teheccüde kalktıydım da seni de bir ünleyeyim dedim. Dışarıda da bu ne rahmet. Göğün dibi delinmiş. Hayır olsun. Bu yağmurda taşrada değildin inşallah. Bir de hasta olmayasın. İyiyim Kasım Efendi. Sağ olasın. Bugün de konak halkı cümleden gelmişler. Haberdarsındır elbette. Uzakta olsa akraba olan da insan merakına yenik düşmez değil. Elbet usturupsuz davranıp fikir beyan edecek değiliz bu mesele hakkında. Akraba der dürter işte şeytan. Netice hakkında bir malumatın var mıdır? Ne cevap vermiştir şeyhimiz? Bacım sultanı isteyen de bey dayımız. Bilmem. Hiç habersiz maa ile çıkıp geldiğini gören de bey dayımın. Haberin yoktur madem. Yoktur. İyi. İyi misin Pirdaş? İyiyim Kasım Efendi. Sağ olasın. Hasta gibi durursun. Yağmura tutulmadın inşallah.
İyiyim. Allah razı ola. İyi o vakit. Bize müsaade. Dervişen namaza kalkar yavaş yavaş. Eyvallah. Uyandın mı Yunus'um? Ben de sana bakayım hele bir dediydim. Otur hele otur. Diyeceğim vardır. Nasıl bir ataştır ki? Isıcak odandan ayazlara atar seni. Namaza çağırır hoca efendi. Çağırmaz isen gelirler mi? Gelmezler. O sebep günde 5 kere çağırırlar. Çağrılmadan gelen insan olacak değil ha? Zikri ihmal etmemeli Yunus'um. Allah demekten başka yok insanın içine yuvacak. O sebep zikir daimi olmalı dilde. Artık sen unutsan dilin unutmamalı. Unutma Yunus'um. Dilin terbiyesi zikirdir. Nedir ki bu zikrin aslı Yunus'um? Ne olacak? Açık ve bariz. Anmaktır zikir. Kimi? Sevgiliyi, mahbubu anmak. Anmak nedir o vakit? Çağırmaktır. Hani az evvel dedik ha, İmam efendi namaza çağırır deyi. İşte aynı öyle. Zikir çağırmaktır. Kimi? Kimi zikredersen onu. Peki neden zikir daimidir, kesilmez deriz? Tut ki sevdiğinin kapısına vardın. Ne yaparsın? Çağırırsın. Peki varır da bir kez çağırıp döner gider misin? Yoksa adını dilinden düşürmez, mütemadiyen anar, çağırır mısın? O vakit kim ne kadar anar ise kavuşma ihtimali de o kadar artar. İşte o sebepten düşmemeli dilden. Kimi sever isek daima dilde olmalı adı. Bak bir değeceğimiz var dedik. Onu da unutuverdik. Seni de üşüttük burada bilineni tekrar ile. Estağfurullah. Yunus'um, vazifeye varanda beye selamımızı ilet. De ki bizden beklediği cevabımız menfidir. Hadi. Bugünlük bu kadar ayaz yeter nasibimize. Dervişen namaza birlenir indi.
Bacım Sultan'a da sorsa, Şeyh babam son kararı kendisi verecektir. İşte bu iyi midir, kötü müdür onu bilmeyiz. Destur Bey'im. Gelesin hele. Yunus Efendi gelmiştir beyim. Al içeri. Al. Hoş gelmişsin Yunus Efendi. Hoş görmüşüz beyim. Şeyhimiz merakta kor bizi Yunus Efendi. Şeyhim beklediğiniz cevabı bizim ile göndermiştir. İşitmek isteriz o halde şeyhimiz kızını oğlumuza vermeye razı mıdır değil midir? Şeyhim demiştir ki var Argun Bey'e selamlarımızı ilet. Aleykümselam, aleykümselam. Ha? Şeyhim der ki Argun Bey'in beklediği cevabımız menfidir. El kızı olsa derim kendisi kaybeder. Zerre aklı çalışmaz bu kızın. Her kuşun yuvasını kuracağı bir dal yaratmıştır yüce Allah'ım. Bacım Sultan kızımızın gönlü yoktur zahir. O güzellik, o ahlak. Belki başkaca birinde gönlü. Kim istemez ki böyle bir gelin ola? Niçin o konağa gelin olarak varmamı istersiniz? Ben haber etmişim sadece şeyhimize. İstemesem de vazifemdir. Destur var mıdır bacım baba? Gel hele İsmail'im gel. Bak şu tası al gel hele. Sıcak süt içesin. Ağzını yakmayasın ha. Üfleye üfleye, soğukta soğukta içesin. Sen varıp giden de kim süt kaynata bize bakalım? Nere varır gidermişim ben? Beyoğlu'yla evlenip de koca konağı bırakıp bu iki göz evde yaşayacak değilsin ha. Beyoğlu'yla evlenseydin dediğin doğruydu. Ama evlenmem ki. Yemin ver. Boş yere yemin verilmez. Ama evlenseydim, evlenirim derdim. Evlenmem ki evlenmem derim. Yunus Han boşuna üzülür o vakit. Yunus Han, üzülür mü? Üzülmeydi. Candaroğlu görücü gelende neden varıp bir derdi Eryat'a? Islanmış geldi. Al, bir de hasta oldu şimdi.
ben bir hanım anama bakayım. Kısmet işleri bu işler. Bir kızı 1000 kişi ister, birine nasip olur demişler Yunus Efendi. Ceylan bizim değildir deyi, gözleri ahu değil diyecek halımız yok Yunus Efendi. Allah gönlüne göre vere. Müsaadenizle ben vazifeme döneyim. Hastasınız Yunus Efendi. Varın istirahat edin be. Eksik olmayasınız. İyiyimdir. Evvela sıhhat Yunus Efendi. Evvela sıhhat. Ötesi elimizden gelir evvelallah. Varın istirahat buyurun böğün. Destur Bey'im. Gel. Gününüz hayırlı o vakit. Size de Yunus Efendi, size de. Elimizi uzatmadık, yer bırakmadık ama bir tanesini dahi tutmaz Şeyh Efendi. Hediye sunarız kabul etmez. Vergi almayalım vakıflarınızdan deriz kabul etmez. Akraba olalım deriz, onu dahi reddeder. Bağışlayın beyim. Bize diş bileyen ailelerin cümlesinin tasmasını da elinde tutar. Ağzını açan da biz yarı kör cahil bir ihtiyarız der. Biz şeyh efendiler din diyanetle uğraşırlar biliriz ama belli ki şeyh efendi kapalı kapılar ardında başkaca işleriyle uğraşır. Emir buyurun beyim. Sonlarını hazır edeyim. Azdırmayalım bunları. Hele bir öğrenelim önce. Kapalı kapılar ardında ne işler çevirir? Destur Şeyh'im. Buyur hele Kasım'ım. Bir diyeceğin vardır bize. Vardır Şeyh'im. Adem Efendi ile devam ederiz biiznillah. Bir güzel gösteriver yolumuzun adabını. Evvela edep. Önce edep. Himmetinizle inşallah. Hizmetiyle inşallah. İnşallah şeyim. Bey dayımız bugün konaktaydı. Yunus Efendi de. Biraz hasta gibiydi. İstersen gitme bugün dedik ama... Olur, olur. Hepimizin mayası aynı. Hepimiz bir avuç topraktanız, sudanız. Kimsenin övünecek bir şeyi yoktur. En fazla aynanın üzeri birazcık tozlanı vermiştir. Şöyle elinle alıverirsin tozunu. Ayna... Gene aynı ayna. İşte o vakit hakikat güneşi onun aynasında da yansıyıverir. Ama elbet temizlemek, tozunu almak gerek ki aynanın o güneş onda yansıya. Şimdi tut ki bir aynan var, toz kir içinde. Aynaya kızabilir misin? Sen bana güneşi
neye gösteri vermezsin deyi, kızamazsın. Mantığa mugayir olsa gerek bu. O vakit her gönülde hakikat tohumu var. Mesele aynanın tozunu alıp o tohum ile hakikat güneşini buluşturmak. Gerisi kulun işi değil. Tohumu bitiren de, yitiren de o. Amenna şeyhim. Var mıdır başkaca diyeceğin Kasım'ı? Yoktur şeyhim. Müsaadenizle. Müsaade senin Kasım'ın. Seni hem de beni ne diye gönderir ki bir kervan saati öğrenmeye? Bilemedim ben de. Ama bir işaret eder mutlak şeyhimiz. Oldu olacak. İşi gücü, ibadeti, taatı bırakalım. Dergah havlusunda çevgen oynatalım Adem Efendi. Müsaadenizle. Ben bir hayvanlara bakayım. Bir işimiz yok ki görelim. İşi yokmuş. Bak bak bak. Sana denmedi mi odunluğa çeki düzen veresin diye Adem Efendi? Akça beklersin herhalde ki yapmazsın. Ne yersin bire haylaz? Bazlamayı yağladı bacım babam. Kuparı veren mi ucunda? Yok yok sağ. Evlenmeyecek ya. Her sabah gel, her sabah yaparım der. Kim dermiş bacım Sultan'a bana evlenmeyecek diye? Kim diyecek Kasım'ım? Kendisi der. Evlenmeyeceğim der. Varmamış beyin oğluna. İyi o vakit. Hele sen var git bakalım Şeyh dedenin yanına. Yağlı bazlama ister misin Adem ağam? Sağ olasın İsmail canım. Az biraz sesimizi yükselttik deyi, hemen alınıverirsin sen de. Biz dedik deyi yapacağıysan hiç yapma. Hizmet emirden değil, gönülden gelecek. Var hele mutfağa da Ali Taygu Efendi bir erik hoşafı versin sana, sonra yaparsın. Evlenemedim diye yüzümde güneşler açan bir seni gördüm kızım. O senin gözünün güneşidir anam. Baktığın yere aydınlık görürsün. İyileşme benden. Hele bana bak. Kız anaya oğul ataya. Benden neyi saklar gizlersin kızım? Bunları konuşacak çağdasın elbet Allah'ın izniyle. Evlilik sünnettir kızım. Yuva kurmayanın yavrusu uçar mı? Uçmaz. Yani madem beyin oğluna varmak istemezsin, o vakit ben gidip bir tencerenin ateşini harlayayım ana. Hani ne oldu Yunus Efendi bey namına değirmenci Fettah emminin değirmenini zoraki elinden alır diyenler? Oğlu Gümüştekin'in tezgahının dağıtılmasına sebep odur diyenler. İşte böyle. Şeytan mümin kardeşinin etini yediriverir adama da
ruhun bile duymaz. Allah razı ola, bugün de karnım doydu dersin. Tam aksine ağam. Gümüştekin efendi, Yunus efendi akil davranıp beni önden göndermeyeydi, kolcular bana bir fenalık edecek idi der. Dua eder Yunus efendiye. Mağdur etti dediklerimiz dua eder, bizler dedikodu ederiz. Heh, işte Yunus efendi. İyi adam söz üstüne. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Müsaadenizle. Dur. Dur hele. Bıçağı gördün, çırpınıverirsin tabii. Allah bilir o işin sonunu, horoz efendi. Selamünaleyküm canlar. Aleykümselam şeyim. Yunus'um, al bir bıçak çalıver boğazına da çorbasını kaynatalım hele. Canımız çeker. Nerede keseyim şeyim? Bul bir tenha köşe, kesiver gel işte. Gel hele gel. Gel. Aferin bak. İsteyen de ne de hızlı kavrarsın işi. Otur hele Adem Efendi. Otur. Han değil bura Adem Efendi. Mürit şeyhinin dahi yol büyüklerinin karşısında edebiyle davranır. Usulü de şudur, dizlerinin üzerine otur. Başın önüne. İlk ders ne anlattıydık? Dervişin alameti, hırka ile taç, sonra edep. Sonra değil elbet. Hep edep ama usul budur. Madem ki dervişin hali tavrı yolumuzu temsil eder, o vakit işin zahiri yönüne de dikkat etmek, ihmal etmemek gerekir. Dervişin adapsız işi olmaz. Şu kapıdan içeri giren de, oturmanın da, kalkmanın da, yemenin de, içmenin de, her şeyin de bir adabı vardır. Misal mutfak adabı. Selamünaleyküm pirdaşlar. Aleykümselam. Arabaşı mı yapıverirsin Ali Taygo efendi? Şeyhimizin canı çekmiştir ama cümleten elbet. Kendi mi demiştir yapıverdeyi? Avluda oturuyorduk Kasım efendi. Şeyhimiz çıka geldi. Elinde bir horoz, bir de bıçak. Yunus efendiye verdi, kesiver gel deyi. Ben de tavuk çorbasının yanında arapaşını pek sever deyi yapıvereyim dedim. Dur hele Ali Taygı efendi, dur hele. Tane tane anlat. Şeyhimiz Yunus efendiye bıçak ve horoz verip bunu kes mi dedi? Aynen öyle Kasım efendi. Bir tenha bul, kes getir dedi demeyecek. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Destur Şeyh'im. Buyurasınız canlar. Haranayı hazır ettik Şeyh'im. Arapaşa'nın hamuru da serdim tepsiye. Yunus Efendi horozu getiren de pişiririz hemen. Nereye götürdü ki? Dereye inmiş olmaya. Sanma mı gitsin Şeyh'im? Belli ki kestiği tenhada tüylerini de yolu vereyim demiştir. İyi bakalım. Bekleyiverelim. Tekkeyi bekleyivermeden çorbayı içivermek var mı? Allah ya Allah ya Allah. Allah. Olsun Yunus. Neye kesi vermedin horozumuzu? Olmadı şeyhim. Kesemedim. Ne yaptım? Ne ettim ise bıçak kesmedi. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun Yunus'um. Thank you.
Ha, başından demişizdir sana. O işin sonunu Allah bilir değil. Görecek günün var imiş. Vakit olur, bıçak kesmez. İsmail'i kesti mi? Hele gel, salıverelim seni. Gelir şeyhimiz birazdan. Tavuksuz arabaşı mı olur Ali Tayko Efendi? Ben de bilirim olmaz Kasım Efendi. Ama olduran da olur işte. Oldurmasa idi mi deseydik. Madem şeyhimizin canı çekmiştir, haber eyleyeydin ya. Yahut yakalayıp kendin kesivereydin horozu. Vazifeyi Yunus Efendi'ye vermişti sorgusuz. Teklif dahi edemedik. Yunus Efendi ne diye kesmemiştir ki? Hatır, hatır. Neye niyet, neye kısmet. İyi o vakit. Hepimiz misafiriz şu yalan dünyada. Hele buyurasınız canlar ara başına. Selamünaleyküm Yunus Han. Aleykümselam. Sen bırak, ben harlarım ateşi. Hastasın sen. Çorbanı soğuttun mu? Sıcak iken içseydin. Sen mi getirdin? Ben getirdim elbet. Keramet gösterecek değiliz ha. Mercimek mi kaynatmış Ali Taygo Han? Bilmem. Hem mi getirirsin? Hem de ne çorbası getirdim bilmez misin? Getirdiğimin ne çorbası olduğunu bilirim de Ali Taygo Han ne çorbası yapar onu bilmem. Bacım Sultan Abam göndermiştir. Hasta değendi. Çorba göndermişsiniz İsmail ile. Zahmet etmişsiniz. Hastaymışsınız. Tez vakitte şifa bulursunuz inşallah. Zamanınız hayır olsun. Thank you.
Bacım Sultan Abam göndermiştir. Usta değendi. Şeyh babamdan getirdiğiniz menfi haber bütün konağı üzmüştür. Ama onun için değil. Geçen gün burada size söylediklerim içindir. Burada iş görürsünüz, beyimizin danışmanısınız diye bizim de emir kulumuz olacak değilsiniz. Müsaadenizle. İşlerim vardır. Sözümüzle sizi incittiysek eğer... Bana mı sordun şeyhin kızını bana isterken? Şahin. Kes! Bırak, kes! Nerede görülmüş sahibi varken için fikrini soruldu? Kes dedim, bırak! Kes! Bana değil, sana hayır der şeyh, bilmez misin? İki değil, sahibini tanır elbet. Cevabına bakılırsa sahibini iti kadar da tanımaz. Beyim. Verememişiz belli. Sen o diline terbiye ver. Beyim. Bir dahakine sarıya bırakmam. Bilmiş ol. Beyim çıkalım. Çıkalım. Hadi beyim. Tamamdır Yunus Efendi, tamam. Meşgul ettik sizi. Bana siz vazifenizin başına dönün. Onun anlayacağı dilden konuşmasını biliriz biz. Benden pek haz etmezsiniz bilirim Yunus Efendi. Hakkınızdır da. Hoş olmayan şeyler elbet aramızda olanlar. Olanlar oldu. Ölenler öldü. Siz şiir mi yazarsınız? Yazmam. Şair olan sizsiniz. Yazmaz, söylersiniz o vakit. Şiiri ille yazmalı mı? Söylenen şiir olmaz mı? Konuşmak isterdim elbet. Ama... yardımınız için teşekkür etmeye geldim. Gitmeden. Nereye gidersiniz? Tek bildiğim... konaktan gitmem gerektiği. Hem de hemen. Candaroğlu tehdit etmez. Yapar, bilirim. Oğlu olsan da. Gidecek yeriniz var mıdır? Bildiğim yerlerin hepsi onun tanışı, ahbabı. Ama bulurum bir hal çaresini.
Siz beni düşünmeyin. Niçin zahmet edersiniz? Dervişan yemleridi şeyhim. Eşek ne bilir? Samanı veren Tapduk Emre ihtiyar mıdır, dervişan mı? Bilse de ne değişe? Elden yesen saman, beyden yesen saman. Adem Efendi ile nasıl gider vazife? Sen onu de hele. Didinir dururuz şeyhim. Sizin gibi bir yüce gönüllüye rast gelmeyeydi, zindana gidecek iken dergaha gelmiştir. Bir iş görmez. Ne boş durursun desek, ne iş göreyim der. Mutfağa versem bilmez, ahıra versem bilmez. Eline bir alet al desem, bilmez. Belli, bir meslek öğrenememiş. Berduşluktan. Öğrenmeye yaş haddi yok ya Kasım'ım. Öğrenir elbet bir iş. Estağfurullah şeyim, zahmet etmeyin. İyi madem. Efendi. Deli olana bulunmaz isim. Kimine göre delidir? Erenler katında velidir. Yunus Efendi. Şahin. Hoş gelmişsiniz. Hoş görmüşüz. Hoş görmüşüz Kasım. Şeyhimiz huzurda mıdır? Buyurun hele, buyurun. Destur şeyhim. Gel Kasım, gel. Efendim, niçin zahmet buyurursunuz? Alelade işle yorarsınız kendinizi. Kim der temizlik alelade iştir?